Evet arkadaşlar, harezin Türkçesi ile tekrar merhabalar. Esra Bey kaçıncı videomuz oldu? 175. 175. 175. video Harizm Türkçesi olmuş. Arkadaşlar Harizm Türkçesi de şöyle bakalım önce harezinden bahsedelim. Arkadaşlar ilk önce Hariz Amu Derya Irmağı bölgesine denir. Tamam mı? Ve burada yaşayan İran kavminin adıdır. Yani Harizm'in asıl giriş yeri bir İran kavminin adıdır. Daha sonra o bölgeye arkadaşlar Harizm adı verilmiştir. O bölgede hasıl olan Türkçe'de Harizm Türkçesi diye anılır. Ve oradaki halka Harizmi, o bölgeye de hükmedenlere de Harizm Şah adı verilmiştir. Tamam Değişik kaynaklarda arkadaşlar, değişik kaynaklarda, Arap kaynaklarında, Arkadaşlar Divan Yükatükle değişik isimlerle de anılır. Bazen Gürgenç ya da Küçet olarak da anılmıştır. Gürgenç zaten Başkent demektir, değil mi tarih bilginizde? Şimdi burası ticari bir yerdir. Ticaret gelişmiştir. E, ticaret geliştiği için arkadaşlar burada da ilim ticaret para. Yani öyle bir bölge ki arkadaşa kendisinden biraz da arkadaşlar çukur olan bölge ticaret gelişiyor ve dolayısıyla ilim ve eğitim anlamında da kendisini arkadaşlar diğer yerlere göre hissettiren bir yerdir. Bak. Gazze'li Mahmut burayı fetheder ve idaresini altın taşa bırakmıştır. Ve bu şekilde karşımıza çıkar. Bak, Şimdi Karahanlı Türkçesinin merkezinde bir Türkçedir bu. Bak. Merkezden hangi Türkçe varmış gördüğünüz gibi? Karahanlı Türkçesi. Tamam. Zaten Karahanlı devamlıdır. Bak Karahanlı. Bir taraftan Kıpçak unsurlar, bir taraftan da Oğuzcu unsurların Karahanlı Türkçesine arkadaşa biraz daha etkilemesiyle oluşur. Yani Karahanlı Türkçesinden benziyor mu? Benziyor. O zaman temel nere üzerine kurulmuş? Karan Türkçesi. Peki bunun yanında Kıpçak unsurları var mı? Var. Oğuz unsurları var mı? Var. Hah işte o arkadaşlar Karan Türkçesinin temelinde oluşan Kıpçak, Oğuz unsurlarının etkilediği Türkçe deyince aklına direkt ne gelecek arkadaşlar? Harizm Türkçesi. Gençler harzem Şahlar vardır. 1231'den sonra da Altın Orda Hanlığı vardır. Sonuçta bu iki arkadaşlar devletin zaman diliminde olan Türkçe ne Türkçesidir arkadaşlar? Harizm Türkçesi olarak geçer. Ve Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesine bir geçiş evresidir. Yani Karahanlı Türkçesi, arkasından Harezm Türkçesi, arkasından da hangi Türkçe varmış arkadaşlar? Çağatay. Demek Karahanlı varmış, Harezm varmış, arkasında da Çağatay. Hatırlayın arkadaşlar, 9. 12. yüzyıllar Karahanlı, 13. 14. yüzyıllar Harezm, 15. 16. yüzyıllarda Çağatay değil mi? Harez Türkçesinin söz varlığını ortaya atan Samoilovich isimli bilim adamıdır. Genelde Arap harfli olmak kaydıyla arada Uygur harfli bölümler de vardır. Ama temel ne üzerinedir arkadaşlar? Arap harfli eserler üzerine temel oluşturulmuştur. Anlaştık mı? Şimdi geldik. Harez Türkçesi eserleri. 1- Kısasül Enbiya. Rabguzi. Şimdi Harizm Türkçe eserlerini tanıyacağız. Sonra Altın Ordu, Harizm Altın Ordu eserlerini tanıyacağız. Ondan sonra Edebiyat dönemi bitmiş olacak. Zaten bunlar da eski Türk Edebiyat'ta bahsetmiştik. Bir kere daha adını analım. 1- Kısa Sül Enbiya. Kim yazmıştır? Rabguzi. Bak adı üstünde. Enbiya, Nebi, Peygamberlerin kıssalar. Gençler, Nasirüddin Bugay'a sunuldu bu eser. Ve önemi nedir? Harezm Türkçesi ile yazılan ilk eser olarak karşımıza çıktı. Elbette nesirdir. Ama 43 tane kaside, mani, tuyu şeklinde arkadaşlar bölümler vardır. 43 tane şiir vardır. Toplam 484 dize. Bu yüzden Nesir bölümünde, Nazım bölümünde vardır ama bu eser kuvvetle nedir arkadaşlar? Nesirdir. Gördüğünüz gibi kasidenin bulunması içinde beyitler bulunmasını, mani bulunması da içinde dörtlüklerin bulunduğunun kanıtıdır. İçinde ne vardı? Kısa sül enbiya peygamber kıssası değil miydi? 72 adet kıssa vardır ve peygamber hikayeleri anlatılır. Kaynak e tabi Kur'an-ı Kerim ve biraz daha diz. Asıl kaynak neredendir? Kur'an-ı Kerim. Baktık nasıl başlamış eser. Allah hamdetti. etti. Naat peygamberleri övdü. Nasirettin Tokbuga'yı övdü. Sonra Hazreti Adem'den başlayarak peygamber kıssalarını anlattı. Habil Kabil olayını, Harut Marut olayını ve arka Harut Marut'u ve Hazreti Peygamberimizin hayatına da, Hazreti Muhammed'in hayatına da geniş yer verdi. Gördüğünüz gibi bu şekildedir. Sadece içinde ne var şeklinde bilelim diye. Nüshalarına bakınca sizin bilmeniz gereken nüsha Londra nüshasıdır. Çünkü dil özelliklerinin en iyi yansıtan nüshadır arkadaşlar. Gronbeck tarafından yayınlanmıştır. Diğer nüshalar. Leningrad nüshası 6 tane. Hatta o zaman nüshası demeyelim. Nüshalar. İsveç nüshaları 2 tane. Birisi arkadaşlar Uppsala Üniversitesi'nde, birisi de Lant Üniversitesi'nde iki nüshası var. Paris nüshası ve Bakü nüshası vardır. Ama bizim için değerli nüsa Londra nüshası. Demek ki neymiş? Kısa sül enbiya mensurmuş. İçinde peygamber hikayelerini ihtiva edermiş. Allah hamd başlar. Naat, Nasirettin Tokbugay'ı över çünkü ona sunulmuştur. Hazreti Peygamber kıssalar vardır, 72 adet kıssa vardır. Ve burada arkadaşlar değişik hususlarla beraber Habil Kabil, Harut, Marut'la beraber Hazreti Peygamberimizin hayatından da bahsetmesi önemlidir. Kaynak da Kur'an-ı Kerim'dir. Nasirettin Tokbugay'a sunulur. Tamam. Nescül Feradis, Kerderli Mahmud'un yazdı. Arkadaşlar dizgatası Kederli Mahmud'u yazmışlar. Kerderli Mahmud olacak tamam Harizm Türkçesinin ses ve şekil unsurlarını en iyi ihtiva eden eserlerden biridir. Yani bir araştırmaç. Harizm Türkçesini araştıracaksa Neçül Feradis ilk başvuru kaynağı olsun. Cennetlerin açık yolundan bahseder. İnsanların cennete nasıl yol alacaklarını. Yani bir nevi dünyada ve ahirette mutluluk. Dünyada şunları yapacaksın, orada yer alacaksın. Didaktiktir, öğreticidir, sade bakıcıdır. Ve değerli yan nedir biliyor musunuz? Türk edebiyatında ilk 40 hadis örneğidir. Demek ki Türk edebiyat ilk 40 hadis örneğidir. 4 bab vardır. Her babda 10 fasıl vardır. O zaman çarpın. 4 kere 10 üstün matematik becerinizle 40 sonucuna ulaştınız değil mi? Toplam 40 fasıldır o zaman. Bir... Hazreti Muhammed'in faziletleri, dört halife ehlibeyt, sonra Allah'a yaklaştıracak ameller yap, Allah'tan uzaklaştıracak ameller yapma. Dört, bir, Hazreti Muhammed'in faziletleri Hazreti Peygamberimizin, sonra ne var arkadaşlar? Direkt olarak ehlibeyt ve dört halife var, sonra yapacakların Allah'a yaklaştıracak ameller, yapmayacakların Allah'tan uzaklaştıracak amellerle dünya ve ahirette nasıl mutlu olunur onu söyledi. Bu da mensurdur. Mensur bir eserdir. En iyi nüshası, bilmemiz gereken nüshası yeni cami nüshasıdır. Harezmi'nin istinsa ettiği, istinsa ne demek olduğunu biliyoruz değil mi? Önüne alıyor bir tanesi metni, alıyor oradan yazıyor. Mesela arkadaşlar burada da karşımızda kısa sür, Enbiya'nın aslı orijinali kayıp mesela. Yani orijinal met alıyor önden yazıyor. Harizmi istisna etmiştir. Arkadaşlar yazmış mıyım bilmiyorum dersiniz ha. Yanoş Ekman'da bunu yayımlamıştır. Tamam. Demek ki en iyi nüshası yeni cami nüshasıdır. Dil özelliklerini başarılı bir şekilde verir. Diğerleri Mercani, Kazan, Leningard, Yalta, Paris Bibliografik Nation'ın nüshası olarak geçer. Ama en nüshası yeni cami. Demek ki kısa süren bir an, en nüshası Londra, Nature Feradis'inde yeni cami. Hocam nüshaları bilelim. Eski Türk Edebiyat'tan çok üstüne durmamıştınız. Ya arkadaş en iyi nüshasını bilelim ya bunlar. Yani dil bölümünde en nüshasını bilelim. Çünkü adamların neyi soracağı pek belli değil. Demek ki Nature Feradis 4 bölümden. Dünya ve mutlu olmayı anlatıyor. Birinci bölüm. Hazreti Peygamber'in faziletler. İkinci ayet 4 halife ehlibeyt. 3. Allah'a yaklaştıracak ameller. Ve 4. Allah'tan uzaklaştıracak ameller. Her birinin 10 fasıl toplam 40 fasıllık bir eser olarak karşımıza geçer. Ve arkadaşlar bu eseri Kerderli Mahmut bin Ali yazmıştır. Ve bu eser mensurdur. Bize dünya hayretle mutluluğu verir. Yeni cami lüslası önemlidir. Cennetten açık yol olarak bilinir. Türk Edebiyatı'nın ilk 40 hadisidir. Tamam. Gel, Mukaddimetül edep. Zemahşerinin yazıp. Harzem atsız bin anuş tigine arkadaşlar sunduğu eserdir. Bir sözlüktür. Arapça öğretmek için yazılan pratik bir sözlüktür. Arapça kelimeler ve kısa cümleler verilir. Çünkü karşında Arapça bilmeyen bir adama yazıyorsun. Ve kelimeler kısa cümleler verilir. Satır aralarında da Türkçe, Farsça ve Moğolca sözcükler vardır. Bakın arkadaşlar bir sözlüktür. Sözlük isim, fiil, harf yani isim ve fiil dışında kalanlar örneğin edatlar. İsim cümlesi pardon isim çekimi ve fiil çekimi olmak üzere 5 bölümden oluşur. Bak isim isim çekimi fiil fiil çekimi harf edat. İsim isim çekimi fiil fiil çekimi harf yani edat. Bitti budur. Peki gençler fiiller bizim açımızdan önemlidir. Çünkü dörtlü fiillerden oluşur. Tamam mı? Bir, bir dörde zaten isimlerden kalıyor. Müsallara gelince Şuşter, Berlin, Yozgat gibi bir sürü müsaası vardır. Ama sizin bileceğiniz bu 20'ye yakın nüshadan Şuşter'i bileceksiniz gençler. Tamam mı? En değerlisi. Mukatibetül edeb en değerli nüshası Şuşter'dir. Çünkü nedir? Arapça sözcükler verilmiştir. Hemen altında Türkçe karşılıkları vardır. O Türkçe karşılıkları bizim açımızdan değerlidir. Çünkü orta Türkçedir. Yani Harezm Türkçesi özelliklerini gösterir. Demek ki 20 yakın nüshası var. En değerli hangisiymiş? Şuş der. Tamam. Mu'inil mürid. Müridin yardımcısı. İslam'ın yazdığı söylemiş. Yani Yanoş Ekman. Bunun yazarı kesinlikle ve kesinlikle İslam'dır der. Yalnız parantezde soru işareti koymuşum. Çünkü Ahmet Caferoğlu da şeh şeref der. E, çoğu yerde siz bunu İslam diye öğrendiğinize göre demek ki yanlış. Ekman kabul görer fikir. Konu nedir? Bak. Dini ve tasavvufi konular. Dikkat edin. Kısa sürem bir da dini değil mi? Peygamber hikayelerini vermiş geçmişti. Ama burada dini tasavvufi konular var. Bakın düşün. Arapça bilmeyen Türkmenler var tasavvuf ve fıkı öğrenemiyorlar. İslam'da sözüm ona yazan İslamsa ben bunlara tasavvuf ve fıkı dersi vermek istiyorum diyor. Demek ki o Arapça bilmeyen Türkmenlere tasavvuf ve fıkı dersi veriyor. Dikkat edin kısa süren enbiya sadece peygamber hikayesiydi. Burada tasavvuf ve fıkı dersi de var. Didaktik fıkı öğretiyor, tasavvuf öğretiyor. Manzum şiir şeklinde dörtlüklerle akıcıdır. Halk için yazıldığı için akıcıdır. Yanoş Ekman yazarın İslam olduğunu söyler. Şairinin ama Ahmet Caferoğlu der ki hayır şeyh şeref der. Tamam. Ama daha çok kabul ettiğimiz arkadaşlar nedir? İslam'dır. Bakın. Eser hakkındaki ilk bilgiler şecereyi terakim ede. Ebu Gazi Bahadır Han tarafından verilmiş. Demek ki bu bilgileri bize veren Ebu Gazi Bahadır Han'mış. Ve sayfa kenarlarında altı kıtalık bir şiir vardır. Cevahirül Estaftır. ÖSYM hocam bunu sorar mı diyorlar. Vallahi arkadaşlar sorar sormaz bilmiyorum. Yalnız geçen sene 2016'nın denemelerinde her deneme sınavı yazan bunu mutlaka arkadaşlar sormuştu. Karşımıza oradan çıkmıştı. Ne olur ne olmaz. Demek ki Muin'in müridi bulduğumuz arkadaşlar e, metnin yani sayfa kenarlarında alt kıtalık bir şiir var ismi de cevahir Esnaf. Anlaştık mı? Yukarı paragraf verir. Hangisi der? Muin-i Bakın sözlük, isimler, fiiller, isim çekim fiil çekimi, edatlardan oluşan Zemaşşer'in yazdığı Aleyhisselam Şahsız Bin Anuştik'ine sunulan pratik sözlük nedir? En önemli şüştenin olan mukatib-ül edip Arapça bilmeyen Türkmenlere dini tasavvufi bilgiler veren didaktik manzum eserleriyle ortaya çıkan Yanoş Ekbar'ın şairin İslam olduğunu Ahmet Caferoğlu'nun yok Şeyh Şeref Hoca dediği sayfa kenarlarındaki altı kıtalık şiiri Cevaydur esnafı da olan ilk bilgileri Ebu Gazi Bahadıran'ın şecereyi Tarakem'e de verdiği eser nedir? Bu inilmiyor. Şimdi geldik satır altı Kur'an tercümesi 583 varaktır. İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Yalnız bakın ilk satır altı Kur'an tercümeleri değildir. Onlar karanlığında görmüştüm. Oğuz Kağan menakıbı vardır. Bu Uygur harfli Oğuz Kağan destanıdır. Hatırlayın gene de Arap harfliydi. Arada Uygur harfliydi. Bak burada. Mensurdur. Bak bir destan olarak mensur olması gariptir. 12 manzum parça vardır. E, haliyle üzerinden yüzyıllar geçtiği için anlatır anlatır mensur hale gelmiş en ünlü nüshası Paris nüshasıdır. 42 sayfadır ve Radloff yayınlamıştır. Anlaştık mı? Şimdi Harez döneminde bunlar. Demek ki dört büyük eser. Kısa süren bir Arap Gözü, Neçir Kerderli Mahmut, Mukaddime Türedep, Zemahşeri, Muin-i İslam iki tane deyik. Bakın satır altı Kur'an tercümeleri ve Oğuz Kağan menakabı Uygur ile Oğuz Kağan destanı. Şimdi geldik. Altınordu Devleti zamanında olan Harezm Altınordu Türkçesi eserdir. Bir, Hüsrevi Şir kutbu yazmıştır. Yani orijinali Nizami'ye ait olan Nizami'den Türk edebiyatına 21 adet Hüsrevi Şir'in çevirisi yapılmıştır. Bu anlamda ilk yapılan çevrili kutbun çevirisidir. Anlaştık mı? Ve Altınordu sahasının ilk eseridir. İlk Hüsrevi Şir'in tercümesidir. Notunuza şunu düşün. Eski Türk Edebiyatı işledik. Türk Edebiyatı'nda ilk Hüsrev-i Şirin kutup tarafından yapılmıştır. Anadolu'da ilk de Fahri tarafından. Türk Edebiyatı'nda ilk kutup tarafından, Anadolu'da ilk de Fahri tarafından yapılmıştır. Ve bakın Hüsrev-i Şirin bir aşk gayesini anlatıyor ya sunulan kişiyi de oradan aklınıza getirin. Altın Ordu Hanı Tınıbek ve eşi Meylik Yatun. Bak biri Hüsrev oluyor biri Şirin oluyor gördün mü? Hüsrev-i Şirin kime sunmuştur? Tınıbek ve eşi Melike Hatun'a sunulmuştur. Bunun da tek nüshası arkadaşa Paris'tedir. Ve Hüsrev ile şirin aşkını anlatır. Hüsrev İran kralı Hürümüz'ün oğlan Hüsrev ile Ermeni kralçesi Mihim Banu'nun yeğen şirin aşkıdır. Anlaştık mı? Evet. Muhabbetname. Harezmi'nin yazdığı muhabbetname. 11 namedir. Yani 11 mektuptur. Aşk mektubu olarak düşün. Bak muhabbet, aşk, name, mektup. Mesnevi şekli nedir? 11 bölümdür. Ve kendine yakışır bir şekilde, ismine yakışır bir şekilde muhabbet aşk demektir. Öyle sohbet etmek değil, aşk demektir. Sevgilinin güzellik tasviri ve sevgiliye düzülen metiyeler vardır. Mehmet Acebi'nin sığınaktaki sarayında yazılmıştır ve ona sunulmuştur. 11 babın 4, 8. ve 11. babları Farsçadır. Nüshalarına gelince British Museum'daki nüsha var. Birisi Arap harfli, birisi Uygur harfli. Hatırlayın. Niye yazdım ben bunu? Hem Arap harf hem Uygur harfleri kullandığı için. Ve bu dönemin özelliğidir. Yani genellikle Arap harfleri kullanılır ama Uygur harfli de vardır bakın. İstanbul Millet Kütüphanesi de vardır. Yazarı bilinmeyen, genelde kaynaklardan onu olarak geçen ama yazarı bilinmeyen konusu Miraç olayını anlatan Miraçname. Miraç peygamberimizin göğe yükselişidir. Bu Miraç anlatır. Ve Necüf Feradise benzer. Hatta bazılar der ki Necüf Feradisten çeviridir derler. Necüf Feradisin özetidir derler. Ve mensur bir eserdir. Düz yazıdır. Tek müsaası Paris'tir. Malik Bahşi arkadaşlar ne yapmıştır? İstinsa eden kişidir. Tamam? Cümcüme name ya da dağstanı cumcuma. Tamam. Bu da bir mesnevidir. Hazreti İsa ile kesik baş arasındakiler anlatır. Ha, İlyas peygambere, İlyas peygambere itaat etmeyen kesik başın cezalandırılması ve yanındakileri iyi davrandıktan sonra Hazreti İsa tarafından diriltilmesi anlatılır. Yani kesik baş. Dağstan cumcuma ya da Cumcumaname Hüsem Katib'in yazdığı kesik baş olayıdır. Atlardan tercümedir. Ama cehennem tasviri hiç attarınkine benzemez. Gayet de güzeldir. Ona telif mahiyeti kazandırmıştır. Şimdi ilk önce dört önemli esere bakalım. Bir, aşk gayesi. Kutup yazdı. Türkiye'de Edebiyat'ta 21 adet çevirisi var. İlkini kutup çevirdi. Nizami'den. Anadolu'da de kimi yapmıştı? Fahri yapmıştı. Değil mi? Bu eser Tını Bey ve Melikatun üzerine yazıldı. Hüsrev aşkını açıklığı anlatıyor. Bitti Hüsrev Aşk mektubu var. 11 nameden oluşur. Muhabbet name değil mi? Kim yazdı? Harezmi. Sevgilinin güzelliği bak muhabbet aşktan gelsin. Artı metiyeler var. Mehmet Hacı Bey'in, Muhammed Hacı Bey'in Sınak'taki sarayında yazıldı. Ona sunuldu. Miraç'tan bir konu Miraç olayı Neşir Ferhat'e çok benziyor. Sen kopya yapıştır gibi. Ama arkadaşlar mensur bir eserdir. Belli bölümleri ondan ayrılıyor. Cümcüman Aymaya'da Dastan Cümcüman. Hazreti İsa ile kesik baş mücadelesine, kesik başı anlatır. Hazreti İsa kesik başı Attardan tercüme edilir ama tehlif mahiyetinde olmasının sebebi burada Hüsam Katip cehennem tasvirini orijinal bir şekilde anlattığı için tehlif gibidir. Siracül Kulüp. Şimdi kısa kısa bak. Mensur, didaktik, dini tasavvufi bir eserdir ama çağatayca biraz daha belirgindir. Bir sözlük daha var. Hilli tülli ve hulbetül beyan. İbni Mühanna lügatı diye geçen İbni Mühanna'nın yazdığı bir sözlüktür. Arapça, Türkçe, Moğolca bir sözlüktür. Kilis Rıfat Bilge sağ olsun yayınlamıştır. Tamam. Altın ordu yarlık ve bitikler. Altın ordu yarlıklar. Bakalım altın ordu hanlarından kimler yarlık emir vermişler. Emirler. Şunu yarlıkları emir olarak düşünebilirsin. Bitikleri de bir nevi mektup olarak düşünebilirsin. Bak. Toktamış Han Yarlı. Toktamış Han. Leistan Litvanya Kralı Yogayla'ya yazmıştır. Uygur harflidir. 25 satırdır. Dikkat ettiğinden bak Uygur harfleri kullanıyor altın Altınur Dağ'ın. Geldim. Temirkutluk Yarlı. Temirkutluk Muhammed isimli birini tarhan yapmıştır. Bu yönde verdiği emirdir. Uygur harflidir. Altında Arap harfli bölümde vardır. Bak iki tane. Biri Toktamış Hanım verdi, biri de Temir Kutlu verdi. Bitik mektup var. Ulu Muhammed Han biti, 2. Murat'a yazdı Arap harfli. Mah Mahmut Han biti, Mahmut Han Fatih'e yazıyor. Bak burada Ulu Muhammed 2. Murat'a, Mahmut Han Fatih'e, burada da Ahmet Han biti, Ahmet Han Fatih'e. Yani Altın orada Han Ulu Muhammed 2. Murat'a Altın Ordu Hanı Mahmut Han Fatih'e, yine arkadaşlar Altın Ordu Hanı Ahmet Fatih Demek ki iki Fatih bir ikinci Murat'a da yazılıyor. Altın Ordu'yu şöyle toparlayacak olursak bir daha. Bir, Kutup Üstrevişir Aşk Muhabbetname, aynı şekilde aşk mektup tarzında Miraşname yazan Bediüzzam Katibin Cümcümanamesi, İbni Muhanna Lugası Altın Ordu Yardık ve Bitikleri. Birisi Toktamış Han, birisi Temir Kutluk Yarlı, üç bitik Ulu Muhammed'in ikinci Murat'a, Mahmut Han'ın Fatih, Ahmet Han'ın Fatih. I. Mahmut, Ahmet, Fatih. Anlaştık mı? Evet. Şunları bir kere daha toparlamış olduk mu? Evet. O zaman diğer videoda artık Harezm Türkçesinin ses ve şekil özelliklerine merhaba diyebiliriz değil mi gençler? O zaman 176. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.